Evet dostlar, Hasta Monoblog kanalımıza hoş geldiniz. Seher Hanım, ne yapıyorsunuz? Vişne atacağız buzluğa. Kışlık hazırlıklar işte. Artık efsane. Kışın Ramazan'da. Ondan sonra çoluğumuza, çocuğumuza doğal kola. Doğal kola değil ya. Doğal içecek. Kola işte yani. Doğal içecek. Doğal içecek ama yani kola yerine içirin. Kolanın reklamını da yapma. Yok, içirin yani. Nereden aldın bu Vişne'yi böyle? Taşköprü pazarından aldım. Abla ne dedi sana? Bu haftadan sonra bir daha... Bu haftadan sonra çok sıcak hava dedi, kurtlanır dedi. Ayın bugün Temmuz'un ikisi. Yani Temmuz'un 5'inin 10'undan sonra olmaz dedi. Olmaz dedi. Bu hafta alın bitirin dedi. Aynen. Arkadaşlar şimdi bakın, her zaman vişne yıkarken saplarını çıkarmıyoruz. Neden? Yani reçel yaparken içine suyu akar. İçine su kaçar. Yani anladınız mı? Yani, suyunu ziyan etmiş olsun. Vişnenin suyunu. Vişnenin suyunu da ziyan etmiş olursun. İçine giren su miktarı da şey yapmaz. Cıvık olur reçeliniz. Ayarlayamazsınız hiçbir şekilde. Kompostoda ne olur? Kompostoda değil. Buzluğa attığımız vişnede içine girer su. Donar. Hani vişnenin reçel şeyini alır. Lezzetini. Bozar. O yüzden şimdi ne yapacağız? Sapları varken yıkadık. Sonra saplarını çıkaracağız. Sapları çıkaracağız şimdi güzelce. Tamam. Ondan sonra da poşetleyeceğiz. Şu vişnelere bakar mısınız? Bunlar şimdi buzdolabı poşetinden alınacak olan, değil mi Seher? Evet. Saplarını çıkarttık. Birazını ayırdık. Onlarla başka vişne bir şey yapacak. Bilin bakayım bu ne ekmeği arkadaşlar. Sürpriz size. Bugün Taşköprü'deydim. Kız kardeşim Kadınca mantarından şöyle açıklayayım, ekmek yapmış. Sıcak sıcak getirdi ayranla, böyle yayık ayranıyla. Yedim. Seher duydu, telefonda konuşuyorduk. O da işteydi, ben aradım, ne yapayım diye. Bir tane de bağ getir dedi, bir tane öyle getirdim. Bir tane de herhalde şurada yoğurt ekmeği de koymuş. Şu alttaki de tahmin edersem evet. Yo, bu da mantar. Ama Seher ikisi de mantar. Ben mantar severim. Aynen, Kanlıca mantarının. Ama çok şahaneydi. Bugün biraz susattı beni ama sıcakta gene de yedim. Nettik. Yırttım ya şunu. Canı sıkıldım. Seni paşettik şimdi. Çok üzülürüm. Vallahi üzülürüm. Bir tane vişne yemedik ulan çapsın. Niye de yemedim? Dadına baktın mı kız dedim. Yok dedim. Niye dedim? Ben de yemedim dedim. Hani ben zaten sevmem böyle mayhoş şeyleri. Kıyamıyorum diye. 6 kilo vişne var, kıyamayamış bir tanesini yemeye. Yedik ayrı sonra. Allah Allah. Ne diyorsun şimdi? Şimdi buzdolabı poşetine. Ha. Et saklar gibi. Orta boy. Tamam. Sapları yıkanmış. Sonra sapları çıkarılmış. Evet. Vişneleri buzdolabı poşetine doldurup buzdolabına koyacağız. Buzluğa. Buzluğa. Difrize. Difriz yok bizim. Buzdolabı var. Ne kadar? Öyle bir kilo kadar. Ne şöyle bir ben 200 gram var. Şöyle olacak şekilde. Şimdi bunu... Dur, bir şey, yine aklıma bir şey geldi, bir dakika. Pipet çıkarttı. Dur. Ne yapıyorsun? Abacıma gelen. Aaa! Kur'an çarsın. Bakımladı. Vallahi hakikaten güzel fikir. Ay Allah'ım. Yemin ederim ilk defa gördüm ben. Bu şekilde yaparsak hiç havada kalmıyor. Daha lezzetli oluyor. Ay Allah. Kur'an çarpsın ilk defa gördüm Seher böyle bir şey. Şöyle de bağlıyorum. Kız ne oldu hakikaten? Zeytin şeyi gibi oldu. Hiçbir şey bırakmamışsın. Ne ava. Havayı bile tercih etme ya. Ziyan etme ya kadın. Oy, başıma gelen. Vallahi ama bak ya. Ama ister misin? Yansın be. Ya şuna bakar mısın? Abi hakikat. Tedna yapsana. Milye gibi oldu la. Allah'ım hiç fark. Buna çapsın haberim yoktu. Çapsın aldım. Bundan hiç haberim yoktu. Oy. Seher'e dedim ha. Nereden gördün kız? Nereden yaptık onu dedim. Bir dakika kapattım yani. Ben de şaşırdım çünkü. Abi izliyoruz de. YouTube izliyormuş. Ya şimdi Seher her videoyu çekmedi de önce. Belki 10 kişiden yani kendi yaptığının haricinde. Ben biliyorum ama. Gün geçtikçe bazı şeyler değişiyor. Mesela bunu gördüm. Yani. Hoşuma gitti yani. Aynen. Allah. Şey tıpırlanıyor. Şöyle yansılaştırıyoruz. Başlıyor. Güzelce. Hayır şey yok. Çok güzel. Füt diyecek kaç şey kalmıyor. Şimdi hani top bir şekilde koyduğunda içinde bakteri ürüyor. Ha. Hava da olmaz da tabii daha iyi hava. Ay anam, şuna bak şimdi kızda şöyle. Ben bilemedim ne yapacağını onun için.
Dur hadi. Sen. Kız dur yavaş. Vallahi tadı bakalım almadı. Şuraya bak ya. Tört tört bir de var ya böyle şey gibi oluyor ha. Allah şöyle Allah. De bağlıyoruz. Aynen. Ya yemin ediyorum var ya şuna hayran kalmıştık. Değişik oldu ya top gibi. Biraz daha az vardı şeyi. Şu yok iyiydi. O, şuna bak, o şuna. Biraz yumru gibi oldu. Ha bu güzel oldu bence. Valla benim bu hoşuma gitti. Allah Allah. La ilahe illallah. Öbürü de öyle mi bakayım? Hayır abi yok yok şu şu. O fazla olmuş ve yumru güzel. Öyle yap sen. Sağım yalan, solum yalan. Şey neydi ki? Necip Abdül'ün şarkısıyla Yeşil Mustafa abinin de önceki videoyu izlediniz herhalde. O videoda ya, habersiz dalmış Necip abla. Sağım yalan, solum yalan. Sağımda seher oturuyor. Solumda şey sen değil mi? Kayınvalidem oturuyor. Sağım yalan, solum yalan. O videoda izlediniz. İzlemeyenler varsa o videoda Kastamonu Vlog kanalında izlesinler. Mustafa abiden müzik ziyafeti. Evet, şimdi sen tekrar bakıyorum. Şöyle bak, şöyle yakından görsen iyi oluyor. Bak. Uyt! Geri gitti ama. Tamam, dur. Ama işime gelen. Kes bitti oldu da. Kur'an çap, iyi kız dedi. Şimdi tüpete girecek şeyle. Ne bana huni gibi. Oo, bakayım. Heh, bu oldu. Bak, çok biraz bu gevşek gibi oldu. Bu iyi oldu. Ama en güzel o oldu. Ama bunlar estetik oldu. Bunların bu ölçüsü falan yok. Senin ne kadar istersen değil mi? Aynen. Bunlar nasıl, ne yapıyorlar şimdi? Bir de onu da devre de. Şimdi kışın bunları çıkarıyorlar buzluktan. Dur şöyle seni de çekelim. Sıcak şerbetin içine, hani ne kadar seviyorsanız şekerini. Hı. Şekerin ölçüsü size kalmış. Az şekerli seversiniz. Çok kompostu. Komposta yapılıyor bunlar. Pişiyor mu? Ne yapıyor? Nasıl yapıyor işte? İşte söyle. Sıcak suyun içine atıp kaynatıyorsun. O zaman sen onu göstereceğim mi? Hayır. Şimdi gösterebilir miyim? Kışın göstereceğim. Onun için anlatmıyor. Evet. Gül mayasını yaptım, sor reçelini yaptım. Nasıl göstermedim? Doğru. Tamam. Şimdi bir dakika, bir daha bakın. Bakın şimdi şöyle gel. Bak şimdi. Hıyt! Tamam yetti, yetti, yetti. Allah Allah. Canını çıkarttı o şeyi. İşte dedi. Evet, Serhan herhalde bitti gayrı. Evet, artık bitti. Şöyle çekeyim. Bu şekilde. Ooo, efsane. Bunları bu şekilde koyuyoruz. Yani çok kolay bir saklama yöntemi. Bozulmaz. Bozulmaz. Ama tabii başka yöntemlerimiz de var. Tamam, onları da göstereceğim. Onları da biraz... başka yöntemlerimiz de var ama selam. Ama onları söylemiyoruz. Bir dahaki videolarda söyleyeceğiz yapılışını, tarifini. Hoş kalın, hoşça kalın.